Din demişken manşete gidelim mi? Manşet gelsin işte, kendini din adamı diye gösterip, dindarım diye gösterip maalesef siyaseti yapan ve kendinde olmayan bir yetkiyi, artık vahiy midir nedir, vahiy mi geliyor, kendini peygamber olarak mı görüyor aşağı bilmiyorum ama çıkıp ekranlarda ahkam kesen dinbazları konu ediyoruz. Beyefendiyi tanıyorsunuz, Ahmet Mahmut Ünlü. Televizyonda şov yapmayı da çok sever kendisi. Ne kadar dindandır, dindardır bilemem. Onu hak yolunda kendisi de öğrenecek zaten. Yani Cübbeli Ahmet olarak biliniyor kamuoyundaki ismiyle. Bu beyefendi Ahmet Bey dün televizyondaydı ve işte geçtiğimiz günlerde de rahatsızlık geçirmiş. Bu arada geçmiş olsun kendisine de. İşte kalbine stent, bitent falan takılacaktı herhalde. İsmail Ağa cemaatiyle de yollarını ayırdı. Dün fetva veriyor. Yani fetvası nerede, ne derece kuvvetli olur bilmem ama bu fetvayı neye göre veriyor bilmiyorum. Yani sakalı var, cübbesi var diye ben ona hoca demiyorum zaten. Dinbaz diyorum. Yaşayışına baktığımızda da zaten yani çok lüks içerisinde yaşayan, yani mazlut bir insan değil. Veya mütevazi yaşayan bir insan. Şimdi önce bir sözleri izleyelim. Seçimle alakalı. Din adamını çıkartmışlar televizyona ve artık nasıl bir imkan tanıdılar veya tanıyacaklar onu da bilmiyorum kendisine. Ve hangi kesimden seçmenler hangi partiye oy verirse oylarının vacip veya oylarının ne denir ona sevap o anlamda kullanayım veya hangi kesim seçmen hangi partiye oy verecek olursa da onlar günahkar olarak anılırmış. Onun bir ayrımını yapıyor bu beyefendi. Bir izleyin ardından da bir şeyler yazın, ben de bir şeyler söyleyeyim. Onlara mı teslim edelim yani? Onun için mecburen fıkha göre konuşuyorum. Fıkıh heyetiyle de görüştüğüme göre konuşuyorum. Fatih Alender Hoca'nın da hepsinin de görüşü aynı yöndedir. Efendim, tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek? Başka yaparın çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığın anda günahkar olur. Peki ben sulu bırakmam. Fezleke'ye getirelim. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vesairenin adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'nı kaybettirip CHP'yi demi teröristleri kazandıracağı kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey vermek caiz değildir. Rey verenler mesuldür ve günahkar olur ve azaba gider. Sen hani bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım. İmamın dediğini de yapmamak gerekiyor. Yani bu kendi imam olarak görüyor ya. İmamın dediğini de yapmamak gerekiyor. Fetva bu şekilde. Ya hocam size bu vahiy yoluyla mı geldi? Ne bileyim işte peygamber devrinde böyle Cumhur İttifakı falan mı vardı? Siz veya kendinizi ne olarak görüyorsunuz da bu fetvayı verebiliyorsunuz? Sizin aklınız bu kadar. Ve siz aklınızı kendinize saklayın. Ha tabii kullanılan bir insan, yönlendirilen bir insan. Bunu isteyerek veya din adına falan yaptığı falan da yok. Yani bu siyasetle artık iç içe girmiş bir din adamından veya dinbazdan bahsediyoruz. Ben öyle düşünüyorum kendisini. Bir din adam olarak görmüyorum zaten kendisini. Kendisini lütfen Allah yolunda giden, o yolu aydınlatmak için, o yolu insanlara anlatmak için görev edinmiş gerçek dindarları lütfen, gerçek dindarlar lütfen bu sözüm size değil. Veya sizi incitmek için de değil kurmuyorum. Sizi ayırıyorum zaten. Her sakal göreni, her cübbe takanı da veya her sarık takanı da hoca zannetmeyin. İşte karşımızda örneğinde olduğu gibi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz menfaat uğruna menzilciler birbiriyle kavga etti. Baba öldü. Şimdi o mirası kapmaya veya üstüne oturmaya çalışıyorlar. Kardeşler birbirine girdi. Bunların din anlayışı bu kadar. Para, güç. İşte onlardan biri de Ahmet Bey, Ahmet Mahmut Ünlü. O da bu şekilde bir fetva verdi. Ama neye göre, niçin verdi bilmiyoruz. Biliyoruz da işte yani ama olmaması gerekiyor. O işini yapıyor. Ama bunların peşinden gidenler de var ne yazık ki. Bunların peşinden gidip bu şekilde bunlara uyan insanlar da var. Acı olan da zaten bu. Bakın bu insanlara inanmayın. Bu insanlar menfaatin peşinde gidiyorlar. Bu insanların menfaati nedir? İktidara güçlü olan AKP iktidarına yaranmaktır. Oradan menfaat elde etmek. O menfaatini elde ediyor. Seni düşündüğü falan yok. Yani
Kim dedi ki sana YRP'ye oy verirsen Saadet'e, CHP'ye, Zafer'e, olsuna busuna, Demin'e oy verirsen günahkarsın diye. Sana kim söyledi bunu ki? Ne, vahiy mi geldi sizde de? Siz böyle konuşabiliyorsunuz. Veya evet, son çok doğru söyledin. Son peygamber evet vefat etti, bitti diye biliyoruz zaten. Kendini ne olarak gör? Kendinizi ne olarak görüyorsunuz da bu cümleleri kurabilme gücünü kendinizde görüyorsunuz. Vacip nedir? Müslümanlıkta yapılması, yerine getirilmesi zorunlu olandır. Bir de vacip diyor. Yapmak zorundasınız diyor. Yapmazsanız diyor, günahkar olursunuz diyor. Böyle de net konuşuyor. Vallahi hocam hak yolunda birlikte yürüyelim umarım. Hak yolunda birlikte yürürken sizi nereye alacaklar, bizi nereye alacaklar veya beni nereye alacaklar çok merak ediyorum. O hak yoluna çıktığımızda nasıl size davranacaklar bilemiyorum. Dünyalığınızı iyi yaptınız maşallah. Onların da bir hesabını vereceksiniz zaten de. Ama inanmayın böyle insanlara. Ahireti yapıyor gerçekten. Doğru söyledin Ahmet. Ahireti gerçekten yakan insanlar bunlar. Bunlara inanmayın. Bunların hiçbir sözünün geçerliliği de yok zaten. Ama bunlar işte bir şekilde siyaset mekanizması tarafından siyasetle çok iç içe oldukları için yönlendirilebiliyorlar. Veya kendileri de yapıyor zaten bunu. İşte siyaset her şeyin içerisinde arkadaş. Siyaset maalesef her şeyin içerisinde olduğu için kaybediyoruz biz. Evet. Evet, aynı. Aynen o zaman. Çok güzel söyledin ya. Yani çok güzel. Siyasiler birbirine böyle davranır ya, işte çıkar üstündeki cübbeyi de git siyaset yap diye hukukçusuna söylenir, Anayasa Mahkemesi'ndeki insanına söylenir veya başka işte kim o böyle cübbeler giyiyorsa bu beyefendiye de onu demek gerekiyor. Üstündeki cübbeyi, başındaki sarığı çıkart, gir elbiseni, git mecliste siyaset yap. Yani bu kadar basit aslında. Kimisi şarlatan demiş beyefendi için. Valla şarlatan mı değil mi bilmiyorum ama din adamı olmadığını biliyorum. Din adamı olmadığından emin olmaz. Böyle din adamı olmaz zaten. İşte insanları da dinden böyle soğutuyorsunuz. Ondan sonra çıkmışlar işte gençler deist oluyor. İnsanlar işte dinden kopuyor. İşte Ramazan'da oruç tutanlar iyice azalmaya başladı. Gençler arasında bu ne bileyim artık camilere de insanlar neden gençler gelmiyor gibi böyle serzenişler oluyor. Ama bu yaptıklarınızdan dolayı insanlar bunları hep sorguluyorlar.